Enerjinin verimli kullanımı artık ilköğretim okullarında öğretilecek. Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü enerji verimliliği protokolünü hayata geçiriyor. Eğitim yılının ikinci yarısından itibaren uygulanacak protokol kapsamında ilköğretim çağındaki öğrencilere uzmanlar tarafından dersler verilecek. Denizli'deki tüm ilköğretim okullarını kapsayan protokolle birlikte seminerler yapılacak, enerji verimliliğini anlatan kitapçıklar dağıtılacak. Isı yalıtımı, su kullanımı, aydınlatma ve ev aletlerinin verimli kullanımı gibi konuların öğretileceği çalışmalarda enerjinin yanlış kullanımından doğan sarfiyatın önüne geçmek hedefleniyor. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Bolat Ferhat Arıkan, Türkiye'de yanlış kullanım nedeniyle büyük enerji kaybı olduğunu hatırlatırken, gelişmiş ülkeler bu sorunu çocuklara anlatıp bir kültür olarak yerleştirmiş. Bizim de amacımız bu, dedi. Biz onu daha geçen hafta Milli Eğitim Müdürümüzle diyalog halindeydik bu konuda. Kendisi çok büyük destekleri oldu. Protokolü imzaladık ve valimizin oluruna sunduk. Sayın valim de buna olur vermiş. Biz bununla ilgili Makine Mühendisleri Odası olarak broşürleri ilkokullara yönelik karikatürize edilmiş şekilde enerji tasarrufuna yönelik broşür bastırıyoruz. CD hazırlattırıyoruz. Bunun broşür basımları hazırlanması bittikten sonra birlikte Milli Eğitim Müdürümüzle tespit edeceğimiz bir okulda açılışını Sayın Valimize yaptırıp başlamayı, start vermeyi düşünüyoruz. Bütün Deniz'deki ilkokullarda bu enerji verimliliği konusunu işleyerek aynı çocukluktan nasıl diş fırçalamanın önemi büyükse, alışkanlık elde ediliyorsa bu enerji verimliliğinde de bu enerji tasarrufunun nasıl yapıldığına yönelik küçük yaşta çocuklarımıza, öğrencilerimize aşılamayı hedefliyoruz ki Türkiye'nin Kyoto protokolüne attığı imza neticesinde 2020'ye kadar %20 enerji tasarrufu mecburiyeti var. 2017'ye kadar da zannedersem %5 emisyon hacmini düşürme taahhütü var. Bu da bilinçli bir toplumdan geçeceğine inanıyoruz. Tabii bu %85-90 oranından tüketilen fosil yakıtlara yönelik bir enerji tasarrufu. En büyük tasarrufu da kullandığımız, tükettiğimiz enerjilerden yapmamız gerekiyor. Bunun yanında da tabii yenilenebilir enerji ülkemizin ve dünyanın önümüzdeki günümüzde ve önümüzdeki yıllarda en büyük gündemini oluşturacak.